Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 10 Eylül 2020 günlerden Perşembe, saatlerimiz 05.34'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarış severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz oldu. Yine az evvel Kocaeli 1. altılı ganyan analizlerimizi verdik. Sıra geldi Kocaeli 2. altılı ganyan analizlerimize. Kocaeli altılı ganyan analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan özellikle kanalımıza destek bekliyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz emeklerimizin karşılığında videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz, kanalımızdan bahsederseniz bu kanal 100 bin kişi de olur, 200 bin kişi de olur. Ben buna inanıyorum arkadaşlar ama tabii ki herkesin bu konuda duyarlı olması ve kanalımıza destek vermesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük at yarışı kanalı biziz ama neden 100 bin, neden 200, neden 300 bin olmasın arkadaşlar? Bu konuda eğer yakınlarınızda at yarışı oynayan arkadaşlarınız varsa hepsine tavsiye etmenizi önemli rica ediyorum. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Yine yorum yazmak da çok önemli arkadaşlar. Bir nokta dahi koysanız, bol şanslar dahi deseniz ama yorum yazın arkadaşlar kanalımıza. Destek olun sevgili yarışseverler diyerek ben Kocaeli 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. 10 Eylül 2020 Perşembe günü Kocaeli'de 9 koşuluk bir program var. 2. altılı ganyan programın 4. koşusuyla başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışı dişlere mahsus bir yarışla başlayacak. Bana göre bu ayak özellikle ilk 3 safkan dışına çıkarsa büyük sürprize gebe bir yarış gibi düşünüyorum. Özellikle Taylan'dan beri tuttuğum Sayın Serdar Özçolak'a ait Rockmaster'ın temsilcisi İkrim'a Danielas Doğutur. Farklı bir safkan. Sonlarda etkili bir safkan. Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Bugün birinci şanslı safkanım olacak. Bu safkan yine bir numara Güzide Zeynep'im. Özellikle son yarışlarında dikkatimi çeken bir isim oldu. Son yarışında yanılmıyorsam evet Murat Güncel arkadaşımız binmişti. Bugün Yunus Emre Yüksel arkadaşımız idaresinde apranti indirimine gitmişler. Bir numara Güzide Zeynep'im de benim ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 3 numaralı Madame Chernobyl. Evet 3 numara Madame Chernobyl. Ağır kilosuna rağmen etkili bir yarış çıkarabilir. Kaliteli bir safkan. Özellikle geçen seneden beri bir nekaat dönemi olmuştu. Ama bu sene etkili yarışlar yapıyor. 3 numara Madame Chernobyl. Özellikle Mertcan Çelik idaresinde yine dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine son yarışında etkili bir yarış çıkardı. 8 numaralı White Water Cross Trafiğin tayı son yarışında şartlı 3 yarışta güzel bir birincilik elde etti arkadaşlar. Yine o yarışta Madame Chernobyl'i Güzide Zeynep'imi geçmeyi başarmıştı. Bugün yine bu safkana da sürpriz şansı veriyorum. Deniz Yıldız dairesinde yine 6 numaralı Coral Rose. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak. Nitelikte bir safkan, bir Taliban temsilcisi, bir bakalorusluk torunu arkadaşlar. Muhammed Hamadi idaresinde ben yine sürpriz şansı tanıyorum bu safkana. Yine 9 numaralı Arpello. Özellikle son yarışında form tutma yolunda görüldü. Bugün Onur Yıldız arkadaşımızın idaresinde piste çıkacak. Bu safkan da sizlere öneririm. Arkadaşlar buraya bu kadar safkan yazdık ama ben altıgan ilk ayağında özellikle sürpriz bekliyorum. İlerleyen ayaklarda altıları rahatlatacağım göreceksiniz. Burada yine 4 numaralı Yeğenim Çağan, 5 numaralı Flowers Eye Baby, yine 7 numaralı My Blitz ve 10 numaralı İşin Aslı deyip bu aya
hepsi şeklinde değerlendireceğim. Altıgahın ikinci ayına geçeceğim. Özellikle son 4 ayakta altıları oldukça rahatlatacağım sevgili yazıseverler diyerek altıgahın ikinci ayına geçiyorum. Altıgahın ikinci ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışta devam edecek. 3 yaşlı Arap safkanlarının kısa mesafede hız yarışı olacak. Burada özellikle Eşkani beğendiğim bir safkan var. Son yarışında Tolga Yıldız arkadaşımız binmişti. Bu yarışta kilosu mu tutmuyor yoksa evet Murat Gündüzeli arkadaşımızı mı tercih ettiler tam olarak bilemiyorum ama Sayın Tayra Tutumlu'ya ait 12 numaralı Eymin Ağa gerçekten eşkal olarak çok eşkalli bir safkan. Özellikle Demir Kır'ın torunu Kara Kemal'in tayı 12 numara Eymen Ağa bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Kızıl Oğlum Tolga Yıldız'ın yine tercihi olmuş olabilir. Bu safkana da daha önce Tolga Yıldız arkadaşımız 2 veya 3 sefer binmişti. Uçanoğlu temsilcisine özellikle yarış derecelerinde fena görünmüyor. Galoplarında fena görünmüyor. 8 numaralı Kızıl Oğlum da bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine ardı ardına 3 yarış kazanan 2 numara Baldiyar. Evet, Umut Barlık İdaresi'nde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 1 numara Aşk Artay, Sentidik'ten gelen bir isim. Güzel pedigriye sahip. Bugün Kadir Tokaçoğlu İdaresi'nde yine ilk 4 safkan içerisinde düşünmeli. Ben yine 9 numaralı Öz Galip, 6 numaralı İbiş Bey ve 11 numaralı Efes'te Halil deyip burayı da fazla safkanla değerlendirdim. Ve Altılganya'nın 3. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışında esasen bu rakiplerini geçmesini beklediğim bir isim var. Anne tarafından Hosli'nin kanını da taşıyan, evet arkadaşlar, Belgin'in orijiniyle Hosni'nin kanında taşıyan 7 numaralı Pilberta. Arkadaşlar bu safkanın antrenörlüğünü Hakan Demirbaş yapıyor. Yine üstüne Mahsun Demirbaş arkadaşımız bindi bugün. Ben bugün 7 numaralı Pilberta'nın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Esasında gerçekten çok yapılı, eşkalli, güzel bir safkan. Bu safkan bu yarışı bugün kazanabilir. Eğer bu safkan rakip arıyorsak yine Sentidik'ten gelen bir safkan var. Özellikle Royal Abjar torunu hakem temsilcisi 3 numaralı Hat isimli safkan. Çok eşkalli olmasa da ayaklarını kırarak düzgün aksiyonlarla koşuyor. Çok hırs yapmadan koşuyor ama yine 7 numaralı Pilberta'nın kötü koşması durumunda devreye girecek safkan olarak görüyorum. Mehmet Kaya İdaresi'nde burayı iki safkanla değerlendirdim. Yine son ayak analizimizden sonra ufak altılı Ganyan analizimizi de izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar altılı Ganyan'ın 4. ayağı 4 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışında ben 1 numaralı Tek For Tevfik isimli safkanın özellikle son yarışını çok beğendim. Ben Sayın Tevfik Oran'a ait Güntay temsilcisi Kancan Santorun'u 1 numara Tek For Tevfik isimli safkanın bu rakiplerini yine geçmesini bekliyorum. Ve bugün Mehmet Kaya İdaresi'nde Güntay'ın tayı 1 numara Tek For Tevfik isimli safkanı riske etmek istiyorum. Ve altılı Ganyan'ın 4. ayağında 1 numara Tek For Tevfik'i günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve 2. altının 5. ayağına geçiyorum. 2. altının 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışıyla devam edecek. Burada da yine son yarışında adeta efsane yarattı. Belki bugün burada sürpriz çıkacak. Belki 3. şanslı isim çıkacak. Ama ben burada özellikle arkadaşlar o yaptığı 20 metre sprint var ya 5 numaralı Hodor son yarışında Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkmıştı ve özellikle son 10 metre son 3 metrede kafasını geldi soktu. Gerçekten çok etkili bir yarıştı. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak yine 1 numara Ahmet Beyli grubun kaliteli safkanı. Daha önce grup yarışlarda gördü, açık yarışlarda gördü, yine kısa vade 8 yarışlarda gördü. Yine 1 numara Ahmet Beyli de bugün Murat Gündüzeli idaresinde bu grupta etkili olacak isimdir. İlk 2 safkan içerisinde dolayısıyla bulunması lazım gereken isimdir. Yine
Lokum'da kapalı kutu bir safkan, Dr. Fong temsilcisi, o West Classic torunu 6 numaralı George Best isimli safkan da bugün Mehmet Kaya idaresinde birincilik şansı arayacak. Yine 2 numara Airman grubun kaliteli safkanı bugün özellikle Erhan Yavuz idaresinde piste çıkacak. Benim 4. şans vereceğim isim olacak ve 6 Gani Sona'ya. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum piste koşulacak satış bir yarışı. Altıgani'nin kapanış koşusu olacak. Burada özellikle ben kalitesine inandığım bir safkan var. Sayın Beşir Kaya'ya ait özellikle anne kanatlığından Er Sinan'ın torunu ekürü safkanlardan bir numara Beşir Efe Tolga Eldiz idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Bugün bu safkan ekürü koşma avantajına da sahip 6 numara Ramadan'la ekürü olarak start alıyor. Ramadan'da Nevzat Avcı arkadaşımız bindi. O da gayet başarılı bir arkadaşımız. Bugün 1 numara 5 Refe'yi ben ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Mihriban Kaya. Ben bugün özellikle kum pistte Merçantçilik İdaresi'nde güzel bir performans sergilemesini bekliyorum. Yıldız Ağa'nın torunu 4 numaralı Mihriban Kaya'yı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Ciğerpare son yarışını tekrar etmesi durumunda bu grupta etkili olabilecek bir safkandır. Yine Mahmut Turan idaresinde 9 numaralı Ciğerpare de benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine Sarraf temsilcisi 5 numaralı Öktem Sayın Nasra Artar'a ait bu safkanda bugün Emrah Sincan idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacaktır. Burayı da 4 safkanla değerlendiriyorum ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyanın ilk ayağı, evet programın 4. koşusu demiştik. Burada yine 2-1-3-8-6-9-4-5-7-10 şeklinde hepsi şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyanın ikinci ayağında yine 12, evet 8, Kızıl Oğlum 2, Baldiyar yine 1, Aşk Artay 9, Özgalip 6, İbiş Bey ve 11 numaralı Efesti Halil şeklinde burayı da değerlendireceğim. Hatta buraya 4 numaralı Rüstem'i de ben yazacağım arkadaşlar. Sürpriz eden arkadaşlarım burayı hepsi şeklinde değerlendirebilir. Çünkü bundan sonra kuponları rahatlatacağım. Altıgani 3. yanında 7 numaralı Pilbe Artay'ı tek yazacağım. Altıgani 4. yanında yine 1 numaralı Tek For Tevfik isimli safkanı yine Bamko olarak yazacağım. Altıgani 5. ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 16 yarışında yani 5 numaralı Hodor ve 1 numaralı Ahmet Beyli şeklinde hatta 6 numara George Best isimli safkan da yazacağım. Altıgani'nin son ayağında da yine 1-4-9-5 şeklinde değerlendiriyorum sevgili yarışseverler. Umarım bugün şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir ikramiye imza atarız. Çok çok ufak oynayacak, çok çok sıkışacak arkadaşlarım varsa 5. ayağı 5-1 şeklinde de değerlendirebilir. 2 safkana düşürebilir. Yine evet o şekilde değerlendirebilir. Hatta 5 numaralı riske edebilirler Hodor'u arkadaşlar. Son yarışın tekrarlaması durumunda burada etkili koşabilir diyorum. Ve misli altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar misli altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altı ganyan ilk ayağında ben 2 numara Daniel Astotur, 1 numara Güzide Zeynep'im. Yine 3 numaralı Madame Chernobyl yazacağım. Hatta 8 numaralı White Water'da yazacağım. Altıgani 2. ayağında 12 numaralı Eymena ve 8 numaralı Kızıl Oğlum. İkisi ilk safkanla değerlendireceğim. Altıgani 3. ayağı 7 numaralı Pilberta Tek. Altıgani 4. ayağında 1 numaralı Ahmet Beyli. Altıgani 4. ayağında 1 numara Tek For Tevfik Tek. Altıgani 5. ayağında 5 numaralı Hodor ve 1 numaralı Ahmet Beyli. 2 safkanla değerlendireceğim. Ve Altıgani son ayağında da ben ekürü safkanlardan 1 numaralı Beşir Efe, 4 numaralı Mihriban Kaya ve 9 numaralı Ciğerpare şeklinde 3 safkanı da buraya değerlendireceğim. Yine ufak misli yapabilirsiniz arkadaşlar. 10 misli, 20 misli kadar. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir ikramiyeye imza atarız arkadaşlar. Bu benim en içten dileğim, en içten temennimdir. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle kanalımıza destek olan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Eğer kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona
abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonunun sağ tarafında bulunan bir çan işareti göreceksiniz. Çan işaretine tıklarsanız ben videoları yüklediğim zaman bildirim alabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı daha rahat kullanabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. 100 binleri, 200 binleri, 300 binleri bulacaktır. Ama bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.